Merhaba arkadaşlar. Merhaba öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? Diyorum 7 hafta sonu ne yaptınız, ne ettiniz? Ben tiyatroya gittim. Ha. Kimin tiyatrosu? Allah bilgi verin. Yaşayan bir efsanenin tiyatrosuna gitmeyi nasıl biliyorsun? Ondan çok heyecanlandım. Tek başına mı gittin? Arkadaşımla. Çok güzel. Gerçekten yaşayan bir efsane. Başka? Kimler ne yaptı? Ben oyun oynadım öğretmenim. Ha, güzel. Ben parka gitmeye yapacağım. Güzel. Başka? Futbol maçı yaptı öğretmenim. O da çok güzel. Eğitim yaptı öğretmenim. İyi, güzel. Zaten tek ödev yapalım öğretmenim. Şimdi biz geçen hafta Doğan'ın dersini işledik. Doğan'ın dersi kapsam adı altında giriş çıkış birimlerinin ne olduğunu işledik. Hani ne görevleri var. Onlar tanımı filan yaptık. İşte bugün tam pekişmesi için bir uygulama yapacağım. Bu uygulama için de bilgisayar başında ve tahtada iki tane gönüllü öğrenci ihtiyacım var. Hasan, sen bilgisayar başına gel. Zeytan, sen de tahtaya gel. Şöyle sen bir gelin. Arkadaşlar sizleri bir gruba ayıracağım. Üç grup olacak. Her grup ikişer kişilik. Grupları ben oluşturacağım. Şöyle İrem, sen Safet'le grup ol. Gizem, sen Sevgil ol. Burcu, sen Yusuf'la ol. Fark etmez. Yani, hanımefendi olduğu için siz gibi. Siz şey, soru söyleyeceğim. Grup isimlerinizi söylüyorum. Grup 1, grup 2, grup 3. Şimdi sizden şey istiyorum, kağıtları dağıtacağım. Nerede? Şöyle sabit vereyim. Bir tane mi alıyorsunuz? Yani öncelikle bir tane. Yok, şey, her grup için ayrı ayrı. O şey. Can kardeşim, onlar bizimmiş. Evet. Şöyle. Şu gruba vereyim. Sana bakıyorsun. Şöyle. Kalemlerini de vereyim. Şimdi. Kalsın, lazım olacak. Teşekkür ederim öğretmenim. Hocam. Şöyle kalemler lazım olacak. Şimdi geçen hafta arkadaşlar, sen de evet, geçen hafta giriş çıkış filmleri hem giriş hem çıkış filmlerini işledik. Bunlarla ilgili kendi takım arkadaşlarınıza bir nasıl diyeyim, beyin fırtınasını yapmanızı istiyorum. Şöyle ki, yani giriş filmleri nelerdir? Özelliklerini kısaksa, mesela klavye nedir? İşte yazı ve sayı gibi. 4 dakika süre vereceğim. Başla dediğimde Hasan başlayacak, 4 dakikanın sonunda toparlamanız lazım. Başla. Yani bir bildiğin gelecek mi? Aynen, yazacaksınız. Mesela giriş bilimi nedir? Mesela klavye. Şu an tek bir kağıt kullansanız, çünkü diğer kağıtlar sonra lazım olacak. İrem arkadaş mı? Klavye de bunu da yapabiliriz. Zaten geçen hafta işlediğiniz için aklınızda kalmış olması lazım. Thank you.
söyleyebilir miyim? Doğru kadar şansını da başlayabiliriz. Her kağıda tek mi yazacağız soruları yoksa aynen böyle bir sorulabilme şansınız var mı? Mesela ben soru soracağım. O sorunun cevabı diyelim ki yani mikrofon. Şöyle büyük harfle bir mikrofon yazacaksınız 10 saniye içerisinde. Yani sorunun cevabını arkasına yazabilirsiniz. Yani kağıt sıraf olmasın. 2, 7, 6, 5, herkes arkasına yazsın da kağıtları. 3, 2, 1, 0. Bitti arkadaşlar. Bitti mi? Tamamdır. Şimdi o kağıtları önümüze alalım. Şimdi uygulama olarak size 7 tane soru soracağım. Her bir soru, ben soruyu bitirdikten sonra 10 saniye süremiz var. 10 saniye içerisinde şu kağıttan şu şekil, yatay şekilde cevaplarınızı, aynen, başka bir kağıtla cevap yazmanızı isteyeceğim. 10 saniye bittikten sonra kağıtlarınızı kaldırtamamız. Ya buna göre bir puanlama olacak. Herkes hazır mı? İlk soru geliyor. Bu arada sen ben soruyu bitirdiğinde başkası tutuyor 10 saniye içerisinde. Tamam. Bilgisayarda aklınıza gelebilecek bütün yazı, rakam, özel işlem gören tuşların bulunduğu giriş birimidir. Her gruba birer puan. Başlayabilir miyim? Yani arkasına yazabilirsiniz. Diğer bir sorunun cevabı. İkinci soru geliyor. Bu doğru yanlış yazacaksın sadece. D ya da Y. Evet. Büyük harflerinde. Tamam. CD ve DVD çıkış birimidir. Doğru mu yanlış mı? Evet. Yani burada birer puan var. Önce cevaplarına ek puan veriyor musunuz? Çünkü ben ikinci soruda da arkadaşlardan bir tane yok. Arkadaşlar böyle bir kriterimiz yok. Yani 10 saniye içerisinde kim cevaplayabilirse. O zaman bir süreyi kısıtlama şansınız var mı? Yok. 10 saniye diyebilirim. Bilgisayar ortamında herhangi bir metin, resim vesaire olan dosyaları kağıt üzerine yazılmasını sağlayan donanım parçasına ne ad verir? Yazıcı. Bir diğer soru geliyor, hazır mısınız? Bu doğru yanlış mı? Yok, bu doğru yanlış değil, yine şey, tek cevabı soru. Ürün veya eşya üzerindeki beyaz çizgileri lazer ışığı ile okunmasını sağlar. Grup 2 kazandı. Bir barbok okuyucu olacaktı. Öğrendiğiniz onu gördü. Yani, ben hatırladım. Gördü. Hatta size şey sonunda vereceğim ödevde de var. Hocam ben de aynı şeyi yazdım da size oradan da aldım. Sen ettik yazdın sanırım. Sen öğrettiğinize öğrenmedin mi? Lütfen şey, şu olmasın arkadaşlar. Diğer bir soru geliyor, hazır mısınız? Evet, evet. Basımı yapılmış bir kağıt üzerinde önceden belirlenen noktaları işaretli kutucukları okuyup taradıktan sonra bilgisayara aktaran birime ne ad verilir? Tamam. Hocam sadece kaldı. Önce biz diğer sorunun cevabını yazmış hocam. Cevap okuyucu olacaktı. Gerçekten. 1-1, 0. Oğlum bir tane yazmış hocam. 1-0. Arkadaşlar son bir soru kaldı. Aynen soru geliyor. Görüntüleri algılamak amacıyla ekrana yansıyan görüntünün resim edildiği yere ne ad verilir? Görüntüleri algılamak amacıyla ekrana yansıyan monitör. Evet. Son soru. Yani,
yanlış, doğru ya da yanlış yazacaksınız. Monitör giriş filmidir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Herkese girer. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Tamam arkadaşlar. Şimdi hemen bir kurtulan toparlayın. Birinci grup 1, 2, 3, 4, 5 puan aldı. Şöyle 5 puan yazalım. İkinci grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puan aldı. Tebrikler. Üçüncü grup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar, Safet ve İrem arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Hafta sonu birlikte şeye karar vermiştik, işte birinci çıkanla beraber sinemaya gideceğiz. Evet, evet. Ya. Hocam şey dememiş miydiniz, herkesi götürmeyecek miydiniz? Yani şey, kazanan gruba söz vermiştim geçen hafta. Dersi dinlemiş miydin sen? Arkadaşlar son olarak siz tam geçmesi için şöyle bir çıktılar aldım. Bunu ev ödevi olarak veriyorum. Sizden tek isteğim, lütfen şey yapmayalım. Tek isteğim şey, sağ üst köşeye adınız ve adınız numaranızı yazmanız. Bunu haftaya şey, derse isteyeceğim. Teşekkür ederim. Çok güzel hazırlanmışsın. Teşekkür ederim. Şöyle çıkıyor. Şöyle. Burada işlediğimiz bütün giriş çıkış ve giriş çıkış birimleri var. Bunları haftaya yapıp getiriyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorumuz var mı? Hayır. Sorumuz. Hayır. Ben bunu haftaya mı getireceğim? Aynen. Haftaya getiriyorsunuz. Sağ üst köşe ad, soyad ve numaranızı yazıyorsunuz. Bugün ilk ders bitti. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağlıcakla. Görüşürüz.